Merhaba değerli öğrencilerim. Şimdi en son 26 soru çözmüştük yeni nesillerden dikdörtgenle ilgili. Bugün de 27. soruyla başlıyorum dostlarım. Bakalım ne diyormuş. Şekil 1'de üst yüzeyinin bir kenarı 10 birim olan iki tane eş kareden oluşan masa gösterilmiş. Tamam, bu bir kenarı 10 birim olan şöyle 10, 10 kareymiş. Tabii ki bu da bir kareymiş şöyle. Şekil 2'deki gibi dikdörtgen şeklindeki bir yüzey ok yönlerinde açıldığında alanı arttırıyormuş dostlarım. Şekil 2'deki masanın üst yüzey alanı şekil 1'deki yüzey alanından 50 birim kare daha fazladır. Yani aslında şunu söylüyor, şu ortadaki dikdörtgenin alanı 50 birim arttırıyormuş masanın alanını dostlarım. Şimdi tabii ki bunun biz bir kenarını biliyoruz. Şurası 10 birimdi kare oldukları için. Şunlar 10, 10. Demek ki şuradaki parçada 5 birim olacak dostlarım ki 50 olsun 5 çarpı 10'dan. Şekil 2'deki üst yüzeyin çevresi 1'dekinden kaç fazladır? E 1'in çevresini bulalım, 20. 10 daha 30. 30 da bu iki kenardan gelecek. 60 bunun çevresi. Bunu bulalım. 10, 15, 10 daha 25. 25 de burası 50. 10, 10, 20 de buradan 50, 20 daha 70 de bunun çevresi. 10 birim arttırdı dostlarım. Basit, kolay bir soruymuş. Geldik buna. 6 ve 5 kök 3. ABCD dikdörtgeninde diyor. D noktasının AL'ye göre yansıması D üssü. B noktasının da AK'ya göre yansıması B üssü. B üssü ile D üssü noktaları arasındaki uzaklık nedir diye de bir soru sormuş. Hemen D'nin AL'ye göre yansımasını alıyorum arkadaşlarım. Bu uzaklık kadar bir uzaklıkta biz gidiyorduk. Şu uzaklık kadar ve D'nin yansıması işte sana D üssü burada. Bu D üssü. Ve şöyle çizdiğimde görüyorsun burada bir ikizkenar 6 buraya yansımış oldu. DL D üssü L şekline geldi falan. Burası da açıortay oldu hatta diyelim. Şimdi B'nin de AK'ya göre yansımasını alacağız kardeşim. Tabii ki buradan bir diklik buraya indirip bu mesafe kadar da bir mesafe ben gidiyorum. Bu da B üssü dediğimiz olay. Ve şurayı da birleştirelim. Şöyle düz çizgiyle gelmiş olsun. 5 kök 3 de buraya yansıdı diyebiliriz. Şunu da şöyle çizdiğimde bu BK da buraya gelmiş oldu. Şimdi bir açı da vermiş. DAL 18'miş DAL. Şurası 18. Tabi bu da 18 oldu. KAB şurası 12'ymiş. O halde burası da 12 oldu. Şimdi şurası toplam 90'dı. 18, 12 daha 30. 30 da buradan geldi. Şu aradaki açıya da bir 30 derece kaldı. Peki buna göre diyor şuradaki D ile B üssü arasındaki mesafe, D üssü ile B üssü arasındaki uzaklık nedir? Bakın şu üçgene bakın, bir açısı 30, bir kenarı 6, şöyle göstereyim, bir kenarı 6, bir kenarı 5 kök 3, üçüncü kenarı istiyor bizden ve aralarındaki açıda 30 derece olan bir üçgen. Ne yapacağız şimdi biz? 30'u görünce ne yapacaktık dostlarım? Karşısına diklik indireceğiz. Aha indirdik. 90'ın karşısı 6. 30'un karşısı 3. 60'ın karşısı 3 kök 3. Buraya da kaldı 2 kök 3. Buradan da Pisagor yapıyorum. X kare eşittir bir 3'ün karesi bir de 2 kök 3'ün karesi diyorum. 21'i buluyorum dostlarım. Cevap Edirne. Şuna bakalım. ABC'de dikdörtgeni biçimindeki kağıt parçası AK boyunca kesiliyor ve şekil 2'deki gibi yapıştırılıyor. Bakın buradaki AK kesilmiş, şuraya getirilmiş dostlarım. Şu KB uzunluğu CK'ya eşitmiş. Onu da buraya yapıştırmış falan. Tamam. Devam ediyoruz şimdi. AB BK'nın 3 katıdır. Şuraya K birim dersek tabii ki bu da K, hatta burası 2K. AB 3 katıymış. 3K 3K. Burada da göstereyim. Burası 3K. Burası K. Burası K. Şurası 2K ve DB dediğim şu uzunluk aslında 3K'ymış. AB'ye eşit çünkü onu getirip buraya koymuş. Demek ki şu mesafede K oldu diyebilirim dostlarım. CK üssü. CK üssü dediğimiz yerde 10 birimmiş. Onu da hemen gösteriyorum şöyle. Şurası da
11'immiş dostlar. Hemen bunu hipotenüs olacak şekilde şöyle bir dik üçgen içine koyuyorum dostum. Şu işlemi yapıyorum. Bak burası 3K ise burası da 3K olacak. Şuraya 2K kaldı. Şu 3K'yı da buraya yazdım. 3K da buradan geldi. Şurası toplam 4K. Burası 3K. O halde burası da 5K olacak. Yani bizim 10 dediğimiz yer 5K. Demek ki K dediğim şey 2. Neyi soruyor? ABCD dikdörtgenin çevresi. O halde K 2 ise bu 4, bu da 6. Toplamları 10. 10 da diğer iki kenardan geliyor. 20. Aşağıda bir radarın ABCD dikdörtgeni şeklindeki etki alanı gösterilmiştir. D köşesinde radara yakalanan uçaklardan birinci uçak birinci ok yönünde DA ve DB DA'ya ve DB uzunluklarına eşit uzaklıkta doğrusal hareket ederek K noktasında radarın etki alanından çıkmıştır. Şimdi bakın burada ne diyor? Aynı geçen yılki MSÖ sorusu gibi. Bu doğrunun özelliği şuymuş. Buraya olan uzaklığına hep eşitmiş. DB'ye olan uzaklığı, DA'ya olan uzaklığına daima eşit olacak şekilde hep gidiyormuş bu uçak. Bunun olması için bu DK dediğim çizginin ne olması lazım dostlarım? Açıortay, değil mi? Çünkü açıortay doğrusunun üstündeki noktaların kollara olan uzaklıkları eşitti. Dolayısıyla ben artık şu adamın açıortay olduğunu biliyorum. Şimdi devam edelim. İkinci uçak ise ikinci ok yönünde DB ve DC'ye eşit olacak doğrusal olarak 17 kilometre yol ilerleyerek L noktasına geliyor. Bak burası 17'ymiş ve bu da açıortaymış dostum. Pekala. KL'yi de 13 vermiş. Şimdi şuna A, şuna A, şuna B, şuna B dediğimde 2A ile 2B'nin toplamı 90. O halde şu A ile B'nin toplamı da 45 olur. Bunu da söyledik. Birinci uçak kaç kilometre radarın etkisinin altında kalmış olabilir diyor. Bize de şuradaki x'i soruyor arkadaşları. Evet, şimdi buradan gerisini halletmeye çalışalım. Kosinüs teoremi yapacağım ben burada dostlarım. Tabii kosinüs yapmazsak hani 45'i gördük. Karşısına diklik indirerek de çözebiliriz biz bu soruyu ama hani sayılar böyle çok güzel sayılar çıkmadığı için o da beni yoracak. O yüzden fark etmiyor. Kosinüs teoremi yapalım gitsin. 13'ün karesi 169 eşittir. Kolların kareleri toplamı 17'nin karesi artı x'in karesi eksi 2 çarpı 17 çarpı x çarpı kosinüs 45. O da kök 2 bölü 2 geldi. Bakalım buradan bir şeyler çıkacak mı? Bir düzenleme yapalım. Şu ikiler gitsin. 289'u bu tarafa alsak ne olur? 169'dan çıkınca 0, 2, 1, 120. Şuraya geldiğinde eksi 120 eşittir. X kare eksi 17x kök 2 oldu. Şimdi hepsini bu tarafa atsak şöyle. 17x kök 2 eksi x kare eşittir. 120'yi de bu tarafa atsak. Şimdi denklem bu. Bunu böyle çözecek halim yok tabii ki benim arkadaşlarım. Ben olsam burada ne yaparım? Şıkları denerim tek tek yerine yazarım. Hangisi sağlıyorsa odur derim ki kök ikili şu var. Bunu bir deneyeyim. 12 kök 2 oluyor mu? 12 kök 2 yazsam x yerine kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2. 12 ile de çarptım. 24, 17 ile çarpacağım şimdi bir de bunu. 24 çarpı 17 ya da 12 çarpı 34 diyelim buna biz. X ne dedik? 12 kök 2. O da 12'nin karesi çarpı 2'den 24 tane 12 geliyor bu da arkadaşlarım. Şunları birbirinden çıkarttığımda 10 tane 12. Evet, 120'yi sağlıyor. Demek ki cevap Denizli'ymiş dedim dostlarım. Devam edelim. Bakalım bu ne diyor? Dikdörtgen AB 18, AD 12. Yukarıdaki şekilde ABCD dikdörtgeni ok yönünde ağırlık merkezi etrafında, şurada bir tam ortasında bir ağırlık merkezi var. D köşesi A köşesi üzerine gelecek şekilde döndürülüyor. Peki biz bunu döndürdüğümüzde D şuraya gelecek şekilde yeni şekli şöyle olacak.
D A şöyle bir şekil olacak işte arkadaşlarım. Şöyle bir şey. D buradaydı. D üssü olarak buraya gelsin. A üssü buraya gelsin. B üssü buraya. C üssü de buraya geldi. Peki. Yani 18'di bizim uzun kenarımız. Şuraya 6 kaldı. Şurası 12. Şurası 6. Şurası 12. Burası 12 diyelim. Şurası da 6. 12. 6'yı yazalım. Buna göre oluşan şekil ile ilk durumdaki şeklin kesişim kümesinin alanı. Bak bize de şuranın alanını soruyor. Yani burada bir kare çıktı. 12'nin karesini soruyor. Alan 144 dedik. Şekilde duvara monte edilmiş kenarları 4 çubuktan oluşan dikdörtgen şeklindeki bir çerçeve görülmektedir. DK4. Burası 12 ise şuraya 8 kaldı. 4 ve 12. DC kenarına bu çerçeve DC kenar al darbe ile K noktasından kırılmış ve aşağıdaki şekli almıştır. Böyle 30 derecelik iki şekil var. Tabii ki şurası 4, şuranın tamamı da 8 dostlarım. K ile K üssü noktalar arasındaki uzaklık kaç santimdir diye de bir soru sormuş bize. Peki. Bakalım nasıl düşüneceğiz? Şimdi 30, 90, şurası 60. Bunu şöyle uzattığımda nereye gelecek tam bilmiyorum. 30, 90, şurası 60 olacak. Şimdi bunun uzunluğu 4'tü. Şuradan bir diklik çizsek biz. Desek ki 90'ın karşısı 4, 30'un karşısı 2. O halde şurası da 2. Buranın tamamını biliyor muyduk? Yok, bilmiyoruz. 60'ın karşısı da 2 kök 3 diyelim. Şimdi şuradan yapmaya çalışalım. Şöyle bir diklik oluşturalım burada da. Şimdi 90'ın karşısı toplam 8. 30'un karşısı yarısı olacak 4. 60 var burada. 60'ın karşısı da şurası 4 kök 3 olacak tamamı. Peki bize de K ile K üssü arasında K2 üssü arasındaki mesafe soruluyor. Şurası soruluyor dostlarım. Bakalım nasıl düşüneceğiz başka? 4 çubuktan oluşuyor. 4 çubuktan oluşan dikdörtgen şeklindeki bir çerçeve. K noktasından kırılmış. Tamam, başka da özel bir şey yok arkadaşlar. Yani şöyle gördüğüm kadarıyla ekstra bir durum yok. Şimdi şunu nasıl tamamlarız? Nasıl bir şekil aldırabiliriz? Onu düşünelim. Evet, 4'e 8 demişti. Şuraları bilmiyoruz. DK4, AB12. Başka da hiçbir şey bilmiyoruz ki ya. Ne yapacağız bundan sonrasında? Şuraya 30 diyelim yine. 30'un karşısına biz bir harf uyduralım. K diyelim. 60'ın karşısı K kök 3. 90'ın karşısı 2K. Yani şurada da bir eşkenar üçgen oluşuyor. Olur mu bir şeye faydası diye düşündüm. Şunla şu eşit birbirine. Tamam. Başka neler söyleyebilirim? Buraya M dedim. 8 eksi M oldu. Çok böyle karıştırıyormuşum gibi geliyor. Böyle çok şey de yazmak istemiyorum ama. Evet. Yani şu anda görünen burayı bir temizleyeyim ben arkadaşlarım. Şöyle bir sileyim. Bir daha düşünelim ya. Baştan temiz bir daha görelim. Belki bir küçük bir detayı göremiyoruzdur. Şöyle bir daha bir bakalım. Şimdi bir de şunu deneyelim arkadaşlarım. Şurası toplamda 12 santim. Bunu biliyoruz. Şurası 60 derece. Bir de bu taraftan yürüyelim soruyu çözmek için. 60 da buradan var. Şuradan bir diklik çizdim hemen. 90'ın karşısının 4 olduğunu, 30'un karşısının 2, 60'ın karşısının da 2 kök 3 olduğunu biliyorum. Şimdi şuradan da şöyle bir paralel çizelim. Sonuçta ikisi de 30 derece açıldığı için bundan paralel çizdiğimde şurası da 4 derece olacak. Yine buradan da yapalım aynı muhabbeti şöyle. 30'un karşısı 2, 90'ın 60'ın karşısı 2 kök 3 oldu. Şurası toplam 12 olması için şuraya 8 kaldı. Yani burada 8 oldu. Şimdi 30, 90, şurası da 60 derecedir. Burası toplam 8'di. Şuraya da 4 kaldı, değil mi? Şuradan aşağısına 4 kaldı diyebilirim. Şimdi benden de şurayı istiyor dostlarım. Bakın burası düz çizgi değil. Benden bu izini istiyor. Şurası 60 derece.
Ne yapalım, hemen 90'ın karşısına bir diklik çizelim. Şey, 60'ın karşısına. 90'ın karşısı 4, 30'un karşısı 2. Şuraya da 6 kaldı diyelim. 60'ın karşısı da 2 kök 3. Şimdi x'i bulalım. X kare eşittir. Evet, 36 artı 2 kök 3'ün karesi 12. 48'den 4 kök 3'ü bulduk dostlarım. Şekilde ABCD dikdörtgeni biçimdeki bir tahta parçası verilmiş. 5, 13'ü gördük. Tahta üzerinde AK dik KB olacak şekilde bir K noktasına çivi çakılıyor. AK KB'ye çip. 15 santim uzunluğundaki ip AKB noktalarından AKB'den geçecek şekilde üçgen oluşturuluyor. Tamam. Buna göre bu üçgen dışındaki bölgenin alanı kaç santimdir diye bir soru sormuş. Şimdi şuraya öyle bir dik üçgen oluşturuyoruz ki arkadaşlarım, şöyle şurada bir K noktasına çivi çakıyoruz ve AK KB'ye dik oluyor ve bu ip AKB'den geçiyor ve 15 santimmiş şu ikisinin toplamı. Yani bu x ise burası 15 eksi x. Hemen 5, 12, 13 üçgenine tamamlayabilir miyim diye düşündüm ama yok, 5, 12, 13 değil. Hani Pisagor'u yapacağız galiba. X'i öyle bulacağız diye düşünüyorum. Peki buna göre üçgen dışındaki bölgenin alanı nedir? Bize de şu bölgenin alanı soruluyor. Yeşille boyayalım onu şuranın. Üçgen dışındaki bölgenin alanı burasıdır. Şimdi hemen şurada 13'ün karesi 169 eşittir x kare artı 15 eksi x'in karesi. Birincinin karesi, ikincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı diyelim. Şurayı bir toparlayalım. Eksi 30x 2x kare, şöyle 169 eşittir 2x kare eksi 30x artı 225. Şurada 0 bırakalım. 2x kare eksi 30x. Şimdi 225'ten de 169'u çıkarırsam 15'ten 9 çıktı 6. 11'den 6 çıktı 5. 56 geliyormuş artı 56 da buradan geliyor. Hepsi 2'ye bölünüyor. 0 eşittir x kare eksi 15x artı 28 geldi arkadaşlarım. Şimdi bize neyi soruyordu bu adam? Üçgen dışındaki bölgenin alanı, yani 5 çarpı 13 büyük dikdörtgenin alanıdır dostlarım. 5 çarpı 13'tür dikdörtgenimin alanı. Eksi üçgenin alanını çıkart diyor. O da x çarpı 15 eksi x bölü 2'dir. Şimdi şu x çarpı 15 eksi x'i açarsak biz burada bir bakın şurasını yapalım ya da şurası x parantezinde x eksi 15 geliyor. Artı 28 var arkadaşlarım. Eşittir 0. Gördünüz mü bu muhabbeti? İşte şurası aslında burası dostum. Ve 28'miş burası kardeş. 28. Şimdi şurası zaten 5 çarpı 13 65. Eksi 28 bölü 2'den de 14 geldi. Ne geliyor cevabımız? 51 geldi sorunun cevabı diyebilirim. Evet arkadaşlar, zil çaldığı için bir mola vermiştim, burada durdurdum. Şimdi tekrar teneffüsümüz bitti. Devam ediyorum kaldığımız yerden. Evet, televizyon ekranı sorusu. ÖSYM'de sordu buna benzer bir soru. Aşağıda dikdörtgen biçimde bir televizyon ekranı ve köşegeni televizyon üst kenarından kare şeklinde bir dantel. Tam köşegenden gelmiş böyle. Ekran üzerinde kalan köşeleri aşağıdaki gibi düşey doğrultuda 4 birim aşağıya kaydırılmış. Bakın şuradan aşağıya 4 birimlik bir iniş yapmış bu adam. 4'er birim indirmiş. Köşegen şuradaydı tam. 4 birim indirmiş. Ve kapladığı alan ilk duruma göre 48 birim kare arttığı görünüyor. Yani şuradaki kısım, hani önceden şurayı görüyorduk sadece, köşegenin altını. Ekstra bir de burayı gördük. Şuradaki alan 48'miş dostum. Olduğu görüyoruz. Dantelin alanı nedir diye de bir soru sormuş Emi Cemineoğlu bize. Hadi bakalım neler yapacağız bir görelim. Şimdi bu köşegen olduğu için 45, 45'imizi yazalım. Tabi burası dik olduğu için şu da 45. O halde burası da 4 hocam. Şurası da 4 diyebiliriz. Şuraya A dediğim takdirde burası toplam 8 artı A'ya eşit oldu ve şu yamuğun alanını 48'i, yani şöyle yazarım dedim ben. Üst taban artı alt taban, yani 8 artı 2A bölü 2
çarpı yükseklik 4. Gitti gitti 2 kaldı. Gitti gitti 24 kaldı. 8'i de attım, 16 eşittir 2a oldu. A eşittir 8 çıktı. Demek ki benim köşegenim 8 artı 8'den 16'ymış karenin köşegeni. E dostlar, köşegen şöyle AA da diyelim buna. 45-45 daha doğrusu, değil mi? Karede köşegen açıortaydı. 16 ise benim dik kenarlarım 8 kök 2, 8 kök 2 oldu. Karenin alanı, bir kenarı 8 kök 2 olan karenin alanı bunun karesi olacaktı. 128'i işaretledim. Daha çok bir kare sorusuymuş aslında üstteki. Dikdörtgen de var ama asıl kareymiş. Evet, yine ÖSYM'nin benzerini sorduğu bir soru arkadaşlarım. Birkaç yıl önce sordu buna benzer bir soru. Kenar uzunlukları 800 ve 500 metre olan dikdörtgen şeklindeki tarlada çalışan Hüseyin amca tüm işi bitirmek için 360 TL'ye anlaşıyor. Tamam. Bir gün sonunda Hüseyin amca tarlanın her bir kenarından 50 metre içeride kalan dikdörtgen şeklinde bir bölgedeki işi bitiriyor ve işi bıraktığını söylüyor arkadaşlarım. Şurada burayı komple yapmış ve işi bırakmış. Bir günlük bu çalışma sonucunda ne kadar ücret almalıdır diye bir soru soruyor bize. Şimdi normalde bizim kenarlarımız 500'e kaçtı? 800'dü dostlarım. Ve bu iş için, yani buradaki dikdörtgenin alanını tamamını tarla haline getirmek, sürmek için traktörle 360 TL'ye anlaşıyormuş. Peki büyük dikdörtgenin alanı 8 kere 5'ten 40, 4 tane de 0 ekledim arkadaşlarım. Bu kadarlık işi bitirmek için 360 TL'ye anlaşmış. Peki şimdi diyor ki bize 50 buradan 50 buradan, yani şurada 500'lü toplam tamamı şuranın. 50 içeri 50 içeri girdik, 500'den 100 çıktı, 400 şu kenar kaldı. Yine aynı şekilde 50 buradan 50 de buradan, 100 de buradan eksildi, 700 de buraya kaldı. 7 kere 5 35, 3 tane de 0 koydum arkadaşlarım. Bu da bizim yapılmış olan kısmımızın alanı diyelim. Burası da yapılmış olan. Bunu kaç liraya yapar diye bir soru soruyor bize dostlarım. Şimdi şu sıfırları falan hiç karıştırmayalım isterseniz işin içine. 400'ü yapmak için diyelim 360 TL harcadıysa, 35'i yapmak için ne kadar harcaması gerekir diye de bir soru soralım biz bu kerataya. Peki hemen 35 çarpı 360 bölü 400 dedik. Birer sıfır sildik. 5'e böldük. 8, 5'e böldük 5. 4'e böldük 2, 4'e böldük 9. 45 bölü 2. 45'i de 2'ye bölersem 22,5'lu bir şey. 225'li bir şey arayacağız arkadaşlarım. Ne kadar ücret almalıdır diye soru. Çıkmadı. 22,5 geldik. 225, yanlış mı hesapladım acaba ben? Bir daha bakalım. 800 ve 500 metre. Bunlar santim mi lan yoksa? Yok, 50 metreymiş. Tamam, doğru. Şimdi 50 metre buradan, 50 metre buradansa 700 metre kalır. 50 metre buradan, 50 metre buradansa 400 ya. Ben 500 ile mi çarptım? 7 kere 4, 28. Şurası 28 çift 0 arkadaşlarım. Şurası 28 olacak. Bir daha baştan. 28 çarpı 360 bölü 400 diyeceğiz. Gitti gitti. 4'e böl 10. 4'e böl 9. 2'ye ya da 2'ye bölme. 9 çarpı 28. Ne oluyor? 28 ile 9'u çarpalım. 72 elde var. 7. 9 kere 2 18. 7 daha 25. 252'miş sorunun cevabı diyoruz arkadaşlarım. Evet, geldik şuna. Logolu soru yine eş dikdörtgenler galiba. Evet, eş dikdörtgen. Bakın, kısa kenarı 1 ise hepsininki 1 olacak. Uzun kenarı 5 ise hepsinin uzun kenarına 5 yazıyorum. Şurası da 5. Şurası 1. O halde buraya 4 kaldı. Şurası 3, 4, 5'ten 3. Demek ki şuraya da 2 kaldı diyebilirim. L noktasının zemine uzaklığını soruyor. Şuradan aşağı inen dikliği bize soruyor. Zaten şurası 1. Biz şuraya kadar olan şu x parçasını bulacağız. Onu da yine şu V harfi muhabbeti var ya arkadaşlarım, arası 90. Şuradaki dik üçgenlerden benzerlik yapıp soruyu çözeceğim. Bak, A 90, B 90, A şurası da B. Şimdi başlayalım benzerliği. Bunun 90'ının karşısı 5, küçük olanın 90'ın karşısı 1. 5'e 1'miş oran.
Bana A'nın karşısı lazım. O yüzden burada da A'nın karşısı 3. Buradaki A'nın karşısı X. Buradan 5X eşittir 3. X eşittir 3 bölü 5. Şurayı da 3 bölü 5 bulduk. E bir de burada var. Toplarsak 8 bölü 5 olduğunu cevabın görürüz. Şekil 1'de verilen elbise dolabının kapakları eş dikdörtgenlerdir. Peki. Kapakların alfa kadar açılmış durumu şekil 2'de verilmiştir. Şekil 2'de E ile A noktaları arası uzaklık 20 birimdir. Tamam. Şurası 20'ymiş. Tabii aynı ölçüde açıldığı için D'nin de buraya olan uzaklığı 20 olacak mecbur. 26'yı, 11'i gördük. Alfa 90'dan büyük bir açıymış. Tamam. F ile L noktaları arası uzaklık nedir diye soruyor. Şurayı da bize soruyor. Şimdi biz şu E ile K arasındaki uzaklığı da bulsak aynısı değil mi arkadaşlarım? X, X diyelim buraya. X'i bulmaya çalışalım şimdi. Şimdi bu bir dikdörtgen tabii ki üst yüzeyi. Şurası dikdörtgen. Ben bunu böyle devam ettirirsem burası da aynı şekilde devam ettirdiğimde şu 26 aşağıya geldi. Bak onu şurada da çizeyim ben dostum. Biraz daha yani yukarıdan bakışını çizelim ki işimiz daha kolay olsun. Şöyle daha güzel anlayın siz. Şöyle bir şeymiş bu. Şurası 20'ymiş. Şurası 26'ymış. Bize burayı soruyor. E bu da 20'ymiş dostum. Ve biz dedik ki buradan bir diklik, buradan da bir diklik indirirsek şurayı da şöyle yapmış dostlar. Şu kısmı da şöyle göstermiş. Burası 11'miş bu arada. Evet, bu kadar değil mi hepsi? Her şey bu kadar. Şimdi bir de şunu söyleyelim. Şurası da 26'dır. Tabii ki mecbur. Ve bu kapaklar eş olduğu için 13, 13'tür. Ve açıldığında şu EB de 13'tür. Yani şurası EB 13. Şimdi şurada bir dik üçgen muhabbeti yapalım dostum. Hatta bakın 5, 12, 13 dik üçgenidir. Burası diyorum. Tabii büyüğünü de sağlarsa doğru yerleştirmişim diyorum. Bakın 12, 16, 20'yi de sağladı. Demek ki gerçekten burası 16, burası da 12'ymiş. E şu ortası da 26'ydı zaten. 26'yı aşağıya yazdık. Yani 26, 24 daha 50'ymiş. F ile L arasındaki x uzaklığı dediğimiz yer. Dikdörtgeni KC boyunca kesiliyor. Yani bu kesildi. 15, 75, 8 BC'ye 6 vermiş. KC küçük parça, KC kenarı iç kısmına yapıştırılıyor demiş. KC'yi buraya yapıştırmış. Şu 90 derece buraya gelmiş. DC buraya gelmiş 8. Bunları bilelim. Bize de neyi soruyor? Alan D üssü CB. Şuradaki üçgenin alanı soruluyor. Bakın 15 derece buraya gelmiş dostum. Şimdi dikdörtgen kesilmeden önce şöyleydi. Burası da 15 dereceydi. 15, 15, 30. Şuraya da 60 derece kalıyor. Çünkü toplamı 90'dı bu keratanın. Yani sana şurada alan formülü yap diyor. Bu bildiğin üçgende alan bundan sonrası dostum. Sinüs alan bağıntısı yapıyorum ben. Hiç uzatmıyorum. Hani normalde 60'ın karşısına diklik indirerek de çözeriz soruyu. Ama 1 bölü 2 çarpı 8 çarpı 6 çarpı sinüs 60 yazıp olayı bitiriyorum. Burada 2 kaldı. 12 köküç diyorum. Normalde dediğim gibi şuradan bir diklik indirsek 90'ın karşısı 6, 30'un karşısı 3, 60'ın karşısı 3 köküç desek yükseklik 3 köküç, taban 8, 8 çarpı 3 köküç bölü 2'den de alanı bulabilirdik. Şekilde dikdörtgen biçiminde bir masanın üzerine üçgen bir masa örtüsü serilmiştir. Masa yüzeyi zemine paraleldir. AD 4. DC 6. Burası da 4 tabii ki. A noktasının zemine uzaklığı 4 birim. Yani A'dan yere indirdiğimiz diklik şöyle 4 birim. Masanın ön kısmından sarkan kısmın yere en yakın uzaklığı 2 birim. Yere en yakın K noktasının yere olan uzaklığı 2. Demek ki şuradan üst tarafımız da 2. Masa üzerindeki örtü olmayan kısımların alanları toplamı kaç birimdir? Yani şurayla şuranın da toplamını soruyor bize amcamız. Sağ olsun, Allah razı olsun amcamızdan. Peki şurayı 2 bulduk. Şimdi bu dikdörtgen olduğu için bu masanın şöyle yüksekliğini devam ettirirsek biz şuradan bu yükseklikte 4 olacak arkadaşlar. Şimdi masanın normalde alanı 6 çarpı 4'ten 24'tür. Ben
şuradaki yamuk şeklinin, şu yamuğun alanını çıkartırsam da geriye kalan istediği alan olacak dostlarım. Şimdi şu üçgeni, hani katlanmamış bir halini şöyle getireyim. Şu K noktasını şuraya, D ile C'yi de şuraya koydum. D burada, C burada, DC 6. Bak, buradan da inen yükseklik, şurada bir 2 santimlik bir çizgi var ve burası da yükseklikte, yani bu şunu bilmiyorum daha doğrusu, yükseklik 2'ye 4 şeklinde parçalamış. Şimdi benzerlik yapıyorum. 2 bölü 6. Demek ki şu da 2'ymiş ki 2 bölü 6 olsun dedim. Benzerliğimi yaptım. Şurası da 2'ymiş yani. Şimdi bize şuranın alanı lazım. Yamuğun alanı. Neydi? Alt taban artı üst taban. Yani 6 artı 2 bölü 2 çarpı yüksekliği de 4. 8 bölü 2 4'tür. 4 ile de çarparsam 16'dır yamuğun alanı. Geriye de 8 kalır dedim. Paketledim soruyu. Evet, hadi bakalım. Sıradaki soru. Evet, yine dikdörtgeni biçimindeki kağıt. Tamam. Şurası 2 kök 5, 4 kök 5. Bak, 2 katıysa neydi? Küçüğünün kök 5 katı. 2 kö Elhamdülillah, siz de görün. 2 kök 5'in kök 5 katı 10'dur. AC boyunca kesilip şöyle bir şekil oluşmuş. Birini yukarıya, birini aşağı mı kaydırmış artık ne olduysa. D ile B noktaları arası uzaklık 10 santim olmuş böyle bir durumda. C ile A üssü arasındaki şu uzaklık nedir diye de bir soru soruyor. Kaç santim olmalıdır diyor. Şimdi burası X. Tabii ki burası da X arkadaşlarım. D ile B noktaları arası uzaklık 10 santimmiş. Tamamdır. Bunu da gördük. Şimdi şurası 4 kök 5. Bildiklerimi yazıyorum ki belki bir şeyler görürüm diye. Şurası da 2 kök 5. Başka? Burası da 4 kök 5. Şimdi şuradan buraya bir diklik indirelim. Şöyle. Ah bacı yapıp haşı buluyorum şimdi. 2 kök 5 çarpı 4 kök 5 eşittir haş çarpı 10'a. Kök 5 ile kök 5'in çarpımı 5'tir. Bir de 2 ile çarparsam 10 yapar. Bu 10'la sadeleşti. 4 eşittir haş kaldı. Şurası 4. Şurada Pisagor yaptım 2. Şurada Pisagor yaptım 8'i de buldum. Şimdi buradan indirdiğim diklik, şöyle bir diklik indirdim. Burası 2'ymiş. Bu da 4'müş. Yine buradan bir diklik indirirsem kardeşim, burası 2'ymiş. Burası 4'müş tabii ki. Ve bize ne lazım? Şu aradaki uzaklığı da biliyoruz biz, şurayı. Şimdi bu böyle tabii C üssünün üstünden geçiyor mu geçmiyor mu bilmiyorum. Ama burayı kaç vermişti? 10. Burası 10. Şimdi ben şu kısmı bulacağım dostum, bak şurayı. Hadi buraya K diyelim. Burayı da şuradaki dikdörtgenden hemen şu dikdörtgeni yazdım. 4 ise bu da 4. K ise bu da K'dır dedim. Ve şu dik üçgenden şurası 10'du. Burası 8. O halde şu K dediğim yer 6 çıktı arkadaşlarım. Şimdi K 6 ise bak şurasını 6 buldun sen. Hocam 2 burada, şuraya 4 kaldı. 4, 2 var. X dediğimiz yer neydi? Şurayla şuranın arasıydı değil mi? X dediğimiz yer 6 yani. Buradaki X 6'ymış. Paketledik gittik dostlarım. 41'e geldik. Evet, duvara çanta asma sorusu yine ÖSYM'nin sorduğu bir sorunun benzeri. Bir duvara yerden yükseklikleri aynı olacak şekilde 8 santim arayla, bakın şunların arası 8 santimmiş her birinin. 8, 8. Bakın burası 16 ise mecbur şu çantanın burası da 16. Onu burada da gösterelim. Burası 16 diyelim. Selin uzun kenar 16 santim ve uzun kenarın uç noktalarını birleştiren 34 santimlik birer kol arkasına sahip dikdörtgen biçimindeki özdeş iki çantasını bu askılara yerleştiriyor. Şimdi 17 santimmiş bu ipin uzunluğu, şey kaç? 34'müş. Şimdi 8, 8, 16'sı burada bu 34'ün. Şu ikisine de toplam 34'ten 16'yı çıkarttım. 18 kaldı şu ikisine toplam. Demek ki 9 bu, 9 bu. Şuna baktığımda 34'tü ya şu iki ipin toplamı. 17, 17. Hemen tabana diklik indirdim. İkiz kenarın tabanını ikiye böldüğünü 8, 15, 17'yi yakaladım.
Bu durumda Selin'in çantalarının yerden yükseklikleri arasındaki fark ne olur diye sormuş. Şimdi bize şurasını 15 bulduk. Şuradan aşağısı A ve H1 diyelim. Birincinin yüksekliği ya şu çivinin yerden yüksekliği 15 artı A artı H1. 15 artı A artı H1. Bu çivinin de yerden yüksekliği aynısı olacak. Buna eşit olacak. O da 9 artı kısa kenarına A demiştik, yine A artı H2'ye eşit olacak. A'ları sildim. 9'u bu tarafa attım. 6 eşittir. H2 eksi H1 geldi. Farkları 6 santim oldu dostlarım. Evet, şekilde ABC'de dikdörtgensel bölgesi biçimindeki kağıt verilmiştir. FCE. Şurası 67,5'muş dostlarım, değil mi? FC. Ha, şurası 67,5'muş. Pardon. 67,5. BC 5 kök 2. Katlandığında şekil 2 elde ediliyor. Tamam, buraya katladık biz bunları. Şimdi bu D'deki 90 buraya geldi. Şurası kesin açıortay oldu. Tabii ki bu da katlandı buraya geldiği için bu da açıortay oldu. Şunun 90 buraya geldi. Bu kenar buraya geldi. Bu kenar buraya geldi falan. D üssü ile B üssü arasındaki uzaklık nedir diye soruyor bize. Şimdi bu 17'yi katladım buraya geldi. 5 kök 2'yi katladım o da buraya geldi dostum. Şimdi şuna A, şuna B, şu ortaya da C diyelim. Bak dostum, şuraya biz A demişiz, şuraya da C demiş, B demiş olduk böylelikle. A ile B'nin toplamı, hepsi 90 olacak ya, 67,5'u çıkarırsam A ile B'nin toplamı 22,5'tur. Şimdi şu ortası, bu iki kat çizgisinin ortası, yani bunlar şuralar oluyor. Bununla budur kat çizgilerimiz. Bunların arasındaki açı 67,5'muş. Peki A ile B'nin toplamında 22,5 bulduk. Hemen 67,5'tan 22,5'u çıkarırsam C'yi bulurum. 45'tir. O da diyorum cevabımız, yani C açımız 45 bulundu. Şimdi bize de şurayı soruyor dostlar. Bakın bundan sonrası için şöyle mavi kalemi bir alayım. Şu üçgeni görün. 17 burası. Şu uzunluk 5 kök 2. Bu uzunlukta bize soruluyor X. Ve aradaki açımızda, şuradaki açımızda 45. Dostum hemen şuradan bir diklik çizdim. 45'i görenler 5, 5 olur dedim. 17 idi, 12 kaldı. 5, 12'den 13'ü paketledim. Mevzu bu kadar işte. Şimdi sıra geldi 43. soruya. Bakalım bu ne diyor dostlarım. Diyor ki ABCD bir dikdörtgen. EC 3, tamam. 4, 1'i gördük. DE boyunca katlanınca buraya geliyormuş. DCE bu katlandı buraya, bu da katlandı buraya gelmiş. Tamam, katlanmış hallerini çizmiş. Şimdi o zaman bu C açısı katlandı şuraya geldi dostum. C üssü oldu. Bu 3 katlandı buraya geldi. Bak burada 3, 4, 5 üçgeni var. Burası 5. Bu 4 katlanmadan önce burası da 4. Şimdi şu AB de 4 olacak dikdörtgen olduğundan. Buraya da 3 kaldı. Şu A açısı 90 derece katlandı buraya geldi. Bu da 90. 1, burası da 1 oldu diyelim. Şuraya bir K uzunluğu verirsek. Bak bu 4 artı K. D A üssü. Katlanmadan önce buradaydı. Burası da 4 artı K. Tabii ki burası 4 artı K ise BC de 4 artı K olacak. Şuraya da K artı 1 kaldı. Neyi soruyor? A üssüyle E arası uzaklık. Tamam. Bakın şimdi neler yapacağım dostlar. Şurayı fark ettim. Şimdi şuradaki F ile E'yi birleştiriyorum. FE'yi. Şimdi bu FE'yi bir FBE'den bulacağım Pisagor yapıp. Bir de şuradaki şu klasik dik üçgen hamlesinden bulacağım. Bak onu buraya çiziyorum. Şöyle bir 3 santim var. Şu EC üssünü çizdim. Buradan buna dik olan bir K çizgisi var. Şöyle. Bunun da şu tarafa doğru bir 1 santim var. Şu. Tanıdık geldi değil mi? Dik üçgendeki klasik sorumuz bizim. Nasıl çözeceğiz? Şu F burası.
E burası FE'yi nasıl buluyorduk dostlarım şunu? Hemen şuradan dikdörtgeni tamamlayacağız. Burası da 3, burası da K ve şuradan Pisagor yapıp EF'nin karesini yazıyorum bakın. EF'nin karesi eşittir. Bir 4'ün karesi 16 artı bir de K'nın karesi. Tamam. Şimdi bir de şuradan yazalım EF'nin karesini. O da 3'ün karesi 9 artı K artı 1'in karesi. Onu da açarak yazıyorum. Birincinin karesi, ikincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı diyorum. Şimdi şuradan hemen bir K'yı bulalım biz. K kareler gitti. 9, 1 daha 10. Bu tarafa attım 6. 2K 6 ise K 3 çıktı. Şimdi hemen bu K neresiydi? Şurayı bir temizleyelim. Şimdi biz şurayı 3 bulduk. Bize şurayı soruyor. E A üssünü soruyor. Bak 3 3 kök 2 katı. 3 kök 2'dir dedim. Sorunun cevabı geldi Denizli'den. Hadi bakalım şimdi 44 numaralı sorudayız dostlarım. Evet, Ferda Hanım duvara astığı 40'a 120'lik ebatlarındaki dikdörtgen şeklindeki aynanın duruşunu beğenmiyor ve aynayı ok yönünde sağ üst köşesi sabit kalacak. Şurası sabit. Ok yönünde 90 derece döndürerek sabitliyor. Yani şurası 90 derece dönecek. Şuraya gelecek. 40 santimlik kenar burada. 120 de şöyle olacak dostlarım. Burası da 120. Buna göre aynanın ilk konumundaki sol üst köşe şurası ile son konumundaki sağ alt köşe şurası arasındaki uzaklık nedir? Bize de şu mesafeyi soruyor. Şurası 160, burası 120. Yani 12, 16, 20 üçgeninin 10 katı bakın. 200'dür dedim, yapıştırdım gitti. 45 numara, bir telefonda izlenen videonun ekran boyutları telefon yatay ve dikey konumundayken birbirine benzer dikdörtgenmiş bunlar dostlarım. Bak şimdi şöyle ki, şimdi bunun uzun kenarı 35 bölü 4, bunun uzun kenarı 7. Bu aradaki oran kısa kenarlar arasındaki orana da eşit olacak dostlarım. Şimdi şöyle, bunun şu uzunluğu 7. Şurası da 7 olacak değil mi? Yok, bunun 7 dediğimiz yer, ha 7 santim dediğimiz yer şurası. Telefonun genişliği yani bizim burada da 7 santim olacak. Şurası da 7 arkadaşlarım. Şimdi resmi oranlayalım. Resmin uzun kenarı 35 bölü 4. Burada uzun kenarı 7 eşittir. Kısa kenarı burada 7, burada da x. Evet, bunları oranlayacağız şimdi dostlar. Hemen şurayı bir ters çevirip çarpalım mı? 35 bölü 28 eşittir 7 bölü x oldu. 7'ye bölelim, 7'ye bölelim 5 olsun. 5x eşittir 28 oldu. X eşittir 28 bölü 5 geldi. Evet, 46 numara. E il merkezinin A merkezine uzaklığı 20. B merkezine uzaklığı 24. Şimdi E'nin A'ya olan uzaklığı 20. B'ye uzaklığı 24. C'ye olan uzaklığı ise 15. E'nin D'ye olan uzaklığı nedir diye soruyor X. ABCD il merkezleri dikdörtgenin köşegenleri üzerindeymiş. Şimdi kural belli arkadaşlarım. Bir kuralın yeni nesil versiyonunu sormuş. Neydi kural? Üçgenin iç, dörtgenin, dikdörtgenin içindeki noktadan karşılıklı köşelere çizilenlerin kareleri toplamı eşitti. Yani bak burada 20'nin karesiyle 15'in karesinin toplamı x'in karesiyle 24'ün karesinin toplamına eşit. Şimdi burada uzun uzun toplama çıkartma kare alma da yapabilirsin ama şunu fark edersen bak bunlar dik üçgenin dik kenarları olduğunu, bunun 15, 20, o halde hipotenüs 25 olmalı. Tabi bunun da hipotenüsünün 25 olması için 7, 24, 25 olması gerektiğini görüp 7'yi işaretleyebilirsin. Ya da dediğim gibi uzun uzun 20'nin karesi 400, 15'in karesi 225, topladım 625. O zaman 25'in karesi olacak falan filan. Böyle de yapabilirsin tabii ki dostum. ABCD dikdörtgenin uzun kenarların orta noktasını belirledikten sonra
Bu iki noktayı birleştiren bir doğru parça çözen daha sonra elde ettiği bazı dörtgenlerde bu işlemi 4 kez daha uyguluyor. Boyalı alan bir birim kare olduğuna göre alan ABCD dikdörtgenin alanı nedir diye bir soru sormuş. Şimdi bakın. Şu dikdörtgenin, şurada bir dikdörtgen var. Uzun kenarından ikiye bölmüş. Yani şurası şuraya eşit. Ve bunun alanı 1 ise bunun alanı da 1'dir değil mi? Tam ortadan ikiye böldüğü için. Sonra böyle bu şekilde gitmiş işte arkadaşlarım. Bütün dikdörtgenleri bakın. Şurada da bir dikdörtgen var. Şu. Bunun da uzun kenarından şuradan ikiye bölmüş. O zaman burası 2 ise burası da 2'dir. Toplam şurası 4 oldu. Bakın burada da bir dikdörtgenimiz var. Şöyle. Şu büyük dikdörtgen. Bunu da 2'ye bölmüş buradan. Burası 4 ise burası da 4 olacak. Toplam 8 oldu. Burası 8 ise burası 8 olacak. Toplam 16. Burası da 16 olacak. Toplam 32'ymiş dedik. Ve geldik 48'e. Kısa kenarı 2 ve 6 olan dikdörtgeninde AD'nin BC'ye göre yansıması A üssü D üssü. Şimdi bak AD'yi BC'ye göre yansıtıyorum. Yani şuradaki uzaklık kadar bir uzaklıkta ben gidiyorum. Aynı şekilde buradaki uzaklık kadar bir uzaklıkta ben gidiyorum. Yani 2 santim daha şöyle gittiğimde işte A üssü, işte D üssü oldu. Sonra A üssü, D üssünün bunun da AD'ye göre yansıması. Şimdi demek ki şuradaki uzaklık kadar bir uzaklıkta biz bu tarafa gideceğiz. Yani 4 santim bu tarafa geleceğim. Bu D2 üssü. 4 santim bu tarafa geleceğim. Bu A2 üssü olacak arkadaşlarım. Şöyle oluşturdum dikdörtgenimi. Bana da diyor ki A2 üssü ile D üssü şu arasındaki uzaklık nedir? Şimdi uzun kenarımız 6 idi, burası da 6. Bak burası da 8 geldi 4 2 2'den. 6 8'den 10 işaretlendi. 49. Maket ev yapmak isteyen Yunus uzunluğu 60 santim olan AD ve BC çubuklarını yere dik olarak yerleştiriyor. Tamam, bunlar 60'ar santimmiş ve yere dik olarak yerleştirdik. Daha sonra D ve C uçlarına değecek şekilde bir çubuk yerleştiriyor. Bir süre sonra çubuk C köşesinden kayıp B noktasının 20 santim solundaki, şurası 20 santim solundaki C üssü noktasına değip duruyor. Şimdi şu aradaki mesafeyi kapatıyormuş bu çubuk. Demek ki bu buraya eşitmiş normalde boyu. Yunus'un D ile C noktaları arasına yerleştirdiği çubuğun uzunluğu nedir diye soruyor. Şimdi şurası X'miş. Şimdi burası da X oldu. Aslında şurası da X değil mi arkadaşlarım? Şurada 20 santim eksik ise şurası X eksi 20. Bakın buradaki üçgen 6, 8, 10 üçgenidir ki şurası normalde 100'dür. 100'den de 20 çıkarsa bak burası 80 geldi. 6, 8, 10'un 10 katı. Yani X dediğimiz uzunluk 100 santim çubuğumuzun uzunluğuymuş. ABC eşkenar üçgen biçimindeki kağıt parçası. Şimdi burası eşkenarsa 60'ları bir yazalım. Bakın burada 60'ın karşısı şunun kök 3 katı. Demek ki burası 30. Burası da 90'mış dostlarım. 90'ın karşısı da 12 olacak, yazalım. Sonra kağıt parçası D doğrusu boyunca kesiliyor. Kesilen AEF parçası KLMN dikdörtgen şekli dikdörtgenine şekildeki gibi yapıştırılıyor. Bak A buraya gelmiş. Tamam. Dik açı burada görüyorsunuz. Demek ki 6 şuraya, 6 kök 3 de buraya geldi dostlarım. Şurası da 12 dediğimiz yer. AP 2 ise şurası da 10 olan yer oldu. 6 ve 6 kök 3 olduğuna göre dikdörtgenin alanı nedir diye soruyor. Şimdi A açısı 60 dereceydi. Demek ki şurası 30. O halde şurası 60. Şurası 30. Bak 30'un karşısı burada 10. 90'ın karşısı 20. Uzun kenarda, kısa kenarda belli. Çarpımları ne yaptı? 20 ile 6'nın çarpımı 12. 120 kök 3. Evet. 51 numaralı sorumuz.
Dikdörtgen biçimdeki zarfın ağırlık merkezi E noktasıdır. Demek ki bunlar hep birbirine eşit. Hatta 12, 16, 20'den dolayı 10, 10, 10 ve 10 diyelim. Şekildeki gibi açıldı. AC ile BD'nin kesişimi E noktasıdır. G ve G üssü ağırlık merkezi olduğuna göre G ile G üssü arasındaki uzaklık nedir? Şimdi bu 10 santimi buraya, bu 10 santimi de buraya açmışız. Şurası da 12'ymiş. Ağırlık merkezi olduğu için buradan şuraya indirdiğim diklik bir kere kenar ortayı olacak. 6, 6 diye bölecek ve ikiz kenar olması için yükseklik oldu. Aynı zamanda açıortay 6, 8, 10 üçgeninden de şuranın 8 olduğunu bulduk. Hatta G ağırlık merkezi ise 1'e 2 oranından tabana 1 açıya 2 yazdım. 3K eşittir 8. K eşittir 8 bölü 3. Şurası 8 bölü 3. Bak bunu devam ettirdim şöyle. Şurası zaten 16 idi arası. E burada da bir 8 bölü 3 çıktı. Şimdi toplamını bize soruyor. Şuranın toplamı. 16 artı 2 tane 8 bölü 3. Yani 16 bölü 3. Buradan 48, 16 daha. 64 bölü 3 sorunun cevabıdır dedik. Dikdörtgen şeklinde iki kapağı olan buzdolabı verilmiştir. Evet, 16, 9. Yükseklikleri 16 ve 9 olan kapaklar birbirine benzerdir diyor dostlarım. Şimdi bunun burası 16, burası 9, şuraya da x diyelim. Bak üstteki dikdörtgenin kısa kenarı x. Alttaki dikdörtgenin kısa kenarı 9. Benzerlik oranları x bölü 9 o zaman. Üstteki dikdörtgenin uzun kenarı 16. Alttaki dikdörtgenin uzun kenarı x. Yine benzerlik oranını yazdım. Buradan x kare eşittir 144. X eşittir 12 geldi. Şurası 12. Şimdi bu kapak açıldığında bu da 12. Bu da 12. Bu da 12. Şurası 9. Burası 16. A üssüyle B üssü çakışıyor. A üssüyle B arasındaki uzaklık şurayı soruyor bize. Şimdi şurası da ne geldi? 12, 12, 24 geldi değil mi? Toplam şurası arkadaşlarım 24. 16 da buradan var. 16, 24 bişe. Yazalım. 16, 24 bişe. Şimdi ne olduğunu bilmiyoruz. 8'e bölelim. 2, 8'e böl 3, x bölü 8. Özel bir üçgen çıkmadı. Pisagor yapıyorum. Buradan 3'ün karesi 9, 2'nin karesi 4, 9, 4 da 13. Kök 13'müş şurası. 8 ile çarparsam da 8 kök 13 çıktı. Aradığımız uzunluk. Evet. Ha, ÖSYM sorularını çözmeyeceğiz demiştik dostlarım. Dolayısıyla bu videonun da sonuna geldik. Dikdörtgeni de bitirdik. Kareyle görüşmek üzere. Beğendiysen de abone ol lan. Uzatmayın işte şu izleyip izleyip kaçmayın oğlum. Abone olun. Bitsin de biz de biraz gaza gelelim anasını satayım. Hadi görüşürüz gençler.